Merhabalar, ailenizin ve ailemizin kanalı Kapadokya evimize hoş geldiniz değerli takipçilerim. Değerli takipçilerim, bugün tarlamızda yeşil fasulye ekimi işlemini yapmaya çalışacağız. Yeşil fasulyeyi nasıl ekiyoruz size detaylı bir şekilde bu video içerisinde anlatmış olacağım inşallah. Öncelikli olarak yeşil fasulye ekeceğimiz yeri hazırlıyoruz. İlk önce yeşil fasulye ekeceğimiz yeri biz çapa motorumuzla iyice sürdük. Ardından şu an gördüğünüz elimizdeki çapa ile ekim işlemi yapacağımız yeri belirliyoruz. Toprağımız tamamıyla ekime hazır hale bu şekilde geliyor. Bizim dikeceğimiz yeşil fasulye, herkesin bilmiş olduğu Ayşe Kadın fasulyesi olarak bilinen fasulyedir. Kılçıksız fasulyedir, özellikle bunu belirteyim. Bizim kendi tohumumuzdur. Ata tohumu olarak da yıllardır sakladığımız ve her sene üretip tohumunu alıp bir sonraki sene kullandığımız tohumdur. Şu an dikim işlemine başladık. Öcek öcek yeşil fasulyelerimizin tohumunu dikiyoruz. Her öceğe 5 tane tohum atıyoruz şu an gördüğünüz gibi. Bunu neden böyle 5 tane attığımızı soracak olursanız, bunlar sırık fasulyesidir. Yani ağacı alacağız. Ağacı aldıktan sonra ortasına biz bu tohumların ağaç dikeceğiz ve ağaca bu tohumlar sarılaraktan büyüyecekler ve toplaması oldukça kolaylaşacak. Şu an görüyorsunuz işte. Her öceğe 5 adet tohum atıyoruz. Tohum attıktan sonra toprakla üzerini kapatıp dikim işlemini bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Dediğim gibi bu fasulye tohumumuz kılçıksız fasulyedir. Ayşe Kadın olaraktan bilinen fasulye çeşididir. Tohumları toprağa öcek öcek attıktan sonra toprağın üzerine çok fazla örtmenize gerek yok. Hafif bir toprak üzerine serpip dikim işlemini bitirebiliyorsunuz. Son kez dikim işlemini sizlere göstereyim ve ardından diğer işlemimize geçeceğiz. Onu da sizlere detaylı bir şekilde göstermeye çalışayım. Artık yeşil fasulyelerimizi ekmiş bulunmaktayız. Şimdi ekmiş olduğumuz yerlerin üzerlerine elenmiş ahır gübrelerimizi koyuyoruz. Daha verimli bir şekilde bu tohumlarımız çıksın, ürünlerini versin diye, kuvvetlensin diye ahır gübresi koyuyoruz. Bu yöntemle yeşil fasulyelerimiz daha çok çabuk gelişimini sağlayacak. Ahır gübresi çok faydalı bir gübredir. Bu yüzden her türlü ürününüzde ahır gübresini kullanabilirsiniz. Tabii çok aşırıya kaçmadığınız sürece bu ahır gübresini kullanın. Aşırıya kaçarsanız hem otlanma hem de böceklenme gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu sayede gübre verme işlemini de bitirdik. Şu an görüyorsunuz. Öcek öcek tohumlarımızın dikim işlemini yaptık. Her öceğimize elenmiş ahır gübremizi koyduk. Bu şekilde tarlamızda yeşil fasulyelerimizin ekim işlemini tamamlamış olduk. Görüyorsunuz şu an. Biz buranın sulama işleminde damlama usulü yapacağız. Damlama suyu ile
Biz yeşil fasulyelerimizin sulama işlemini gerçekleştireceğiz. İlerleyen günlerde damlama borularımızın da çekimini yapıp ve o çekimden sonra damlama borusuyla sulama işlemini gerçekleştireceğiz. Kısaca tekrar özetleyeyim. Her öceğe 5 adet tohum attık. Ortasını boş bıraktık. Ortasında da biz tohumlarımız çıktıktan sonra ağaç dikeceğiz ve ağaca bu yeşil fasulyeyi sararak da yukarıya doğru büyüyecekler ve toplaması oldukça kolaylaşacak. Ardından daha kuvvetli olsun diye biz ahır gübresi koyduk her öceğimize. Böylelikle yeşil fasulyelerimizin dikim işlemini bitirdik. Umarım sizler için faydalı bir paylaşım olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka paylaşımda görüşünceye dek hoş kalın, hoşça kalın.